Yeğenim hoş geldiniz. Türk gemisi Rusya baskını. Azov taburunun serbest bırakılmasına bir misilleme mi? Türkiye'ye elini taşın altına koy hamlesi mi? Özellikle Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasını protesto eden bir eylem mi? Evet, Rusya kendi ayağına sıkıyor. Özellikle buralardan geçen gemilerin askeri gemi sayılacağını söyleyen Rusya'nın giden Şükrü Okan adlı Türk yük gemisine yasa dışı olarak indirme yapması ve denetlemelerde bulunması kabul edilemez. Bizim de bir Rus gemisine özel kuvvetlerimizle çıkarma yapmamız ve denetleme yapmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye'ye gelen Rusya'nın yük gemileri olabilir, ticaret gemileri olabilir, mütekabiliyet esası gereği onlara ait bir gemiye silahlı kuvvetlerimizin girerek bir mütekabiliyet esası yapması gerekiyor. Muhtemeldir ki değerli yetkililerimiz bu durumu analiz edip gerekeni yapacaklardır. Ama Rusya gerçekten can sıkıcıdır. Rusya'nın yaptığı resmen ateşle oynamaktır. Bölgedeki tek mantıklı davranan devlet, tek uluslararası barışı esas alan, insan haklarını esas alan çağdaş Türk devletinin buradaki yaklaşımına karşı yapılan nobran ve ucuz bir numaradır. Daha helikoptere atlamayı, helikopterden inmeyi ve manevra yaparak gitmeyi bilemeyen bu zihniyet gelip gemiye çıkarma yapmış. Yazıklar olsun sizin çıkarma yapmanıza. Yazıklar olsun sizin komşunuza Rusya. Yazıklar olsun sizin mantığınıza. Evet, ambargolara aslında katılmak, yerinde gereken her türlü cezayı Rusya'ya kesmek gerekir. Gemide denetlemeler yaparak Türkiye'nin Şükrü Onat adlı Türk yük gemisine yapılan bu adım gerçekten içler acısı bir adımdır. Mürettebatı gök üste çıkararak, evet orada onları güneşin alnında tutarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Evet, mürettebat mağdur durumda. Dövüldüler mi, üzerlerine şiddet mi uygulandı bilinmiyor. Ama bilinmelidir ki artık bunların yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarının vesikası bu. Rus hiçbir zaman iyilikten anlamaz. Rus yumruktan ve güçten anlar. Rus hiçbir zaman iyiliğin sonucuna karşılık size jesti yapmaz. Evet, Rusya'nın bölgede şu anda deniz kuvvetlerinin de büyük yara aldığı bugünlerde helikopteriyle yaptığı 3. sınıf çıkarma gerçekten evlere şenlik oldu. Kremlin'in sarı çocuğu Peskov'a soruyorum. Türkiye'nin yük gemisine evet bir tehdit oluşturmadığı halde yaptığın çıkarma ne anlama geliyor? Bu savaşın müsebbibi sizsiniz. Türkiye'yi de zarara uğrattınız. Türkiye'nin yük gemisine bu çıkarmayı yaparak şimdiye kadar Türkiye'nin gösterdiği olumlu tutumu, Rusya'nın birçok alanda Türkiye'nin hava üssünü ve belli alanlarda ticari anlamda nefes almasını sağlayan Türkiye'ye karşı yaptığı bu hamlenin olgun bir devlet anlayışına sahip olmayan barbar bir Rus devleti tarafından gerçekleştirildiği görülmüyor mu? Ey Rusya, bu yaptıklarına karşılık bizim de senin bir yük gemine artık el koymak ve gerekeni ve denetlemeleri yapmakla yükümlüyüz. Rus gemileri artık düşman gemisi olarak sayılabilir. Rusların bu bölgede daha önce bilgi verilmesine rağmen ve bu bölgede hiçbir tehdit oluşturmadığı bilindiği halde yapılan bu çıkarma Türkiye'nin batıya karşı bazı tabii ki ittifak anlaşmaları ve Azov taburunun burada serbest bırakılmasıyla kaynaklı bir öç alma duygusu olabilir mi? Tahıl anlaşmasında Rusya perspektifinde ve Rusya'nın istediği bir yol üzerinden anlaşmaya sağlanması için Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı bir markaj mı bu? Gördüğünüz gibi şu anda bu kareler her şeyin göstergesi. Yazıklar olsun böyle komşuluklarına. Gördüğünüz gibi şu andaki karelerde mürettebat el sallıyor. Mürettebattan bir el sallama var. Ve burada gerçekten bir tehdit söz konusu. Mürettebatın yaşadığı korkuya ne dersiniz? İnanılmaz bir şekilde yıpratıcı ve can sıkıcı bir durum. Rusya'nın karın ağrısı belli. Kerç Köprüsü, yani Kırım'a giden hayati öneme sahip onlar için Kerç Köprüsü çok önemli. Ve özellikle o kadar bombalama yapıldı, çok sağlam yapıldığı için bombalama yapılan bölgeler düşüyor. Ve bir taraftan da onarmaya çalışıyorlar. Tamam da Kırım Köprüsü'nü biz mi vurduruyoruz Rusya? Özellikle bu köprüyü Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği, İngiltere'nin verdiği, Avrupa'nın verdiği füzelerle vuruyorlar. Ve bu köprüyü onların verdiği istihbarat ve koordinatlar işliğinde vuruyorlar.
Yani bunları onlar yaparken gelip de Türk gemisine çıkarma yapmak tamamıyla azgınlıktır, tamamıyla vandallıktır. Gücün bize yetiyor değil artık Rusya. Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye'ye gücünü yetireceğim diye belli kılıflara girme. Özellikle Ukrayna ordusunun Rusya'nın Novaristi limanına saldırı düzenlerken İngiltere'nin verdiği saldırı kamikaze sidalarını kullandığını bilmeyen var mı? Bunları İngiltere veriyor. Onlar da insansız botlarla gerçekleştirilen saldırılarda Rus donanmasına ait büyük çıkarma gemisi Olenovsky Gomek adlı gemiyi haşat ediyorlar. Yani kullanılmaz hale getiriyorlar. Gerçekten öyle. Geçenlerde Zelenski ne söyledi? Zelenski dedi ki eğer Odessa'ya vurmaya devam ederseniz sizin Karadeniz'de çalışan geminizi bırakmayız diye. Bunu boş söylemedi. Bunu boş söylemedi asla Zelenski. Yani bunlar görünüyorken, bu gibi hususlar ortadayken gelip de Türk yük gemisini çıkarma yapmak korkaklıktır. Korkaklıktır. Benim gücüm Türkiye'ye yeter anlamına gelen bu sözleri kırıyoruz. Özellikle Türkiye'nin 155 milimetrelik toplarla, evet top mühimmatlarıyla, orada TB2 siyah bayraklarlarıyla, özellikle en son mayın arama cihazı MEMAT, Azerbaycan üzerinden yollandı ama bir şekilde orada olduğu açık. Ama Rusya'ya söylüyorum, sen 45 yıldır Kalaşnikov'u PKK'ya niye veriyorsun? Niye veriyorsun? 45 yıldır benim topraklarımı kurşunlayan, benim topraklarıma saldıran, emperyalistlerin en ucuz uşağı olan bu PKK terör örgütünün elindeki Kalaşnikov'ları sen niye sağlıyorsun PKK'ya o zaman derler, değil mi adama? Niye güneyimizdesin ey Rusya? Terrifat'ta ne yapıyorsun? Turistik gezi mi yapıyorsun? Neden teröristleri koruyorsun? Neden teröristleri kolluyorsun, değil mi? Sen yük gemisini, en büyük gemilerini denizlerdeki hücum eden kamikaze botlara karşı koruyamıyorsun. Koruyamadığın için de durum bu. Ve bot geliyor, yaylana yaylana senin en büyük çıkarma gemilerini vuruyor. Gemilerini vuruyor. Bunun günahı Türkiye olamaz. Şu anda ben de inadına bu görüntüyü bütün dünyaya izletiyorum. Evet, hücum botlarla şu anda Rusya'nın yük gemisi vuruluyor. Bakın, yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Ve bam. Hemen film bitti. Yani olay bu. Rusya'nın düştüğü duruma bakın. Şoygu ne kadar rahatsız. Gitti Kuzey Kore'ye. Ve Kuzey Kore lideriyle el sıkışırken yüzüne bakın. Alaycı bir ifade var. Ne olursa olsun iyi dikkatle bakın. Ben burada ne arıyorum? Ve alaycı bir ifade. Tamam da evet, bu komik duruma düşüyorsan ve gidip de Kore'de bu komik durumlarla karşılaşıyorsan ne olacak? Gelip Türkiye'nin yük gemisini arayıp dünyaya mesajı Türkiye üzerinden veremezsin Rusya. Artık o günler geride kaldı. Güçsüzleştin. Batı karşısında Batı'nın beslediği, vatanını korumak isteyen Ukraynalı ve paralı askerlerinde oluştuğu bu gruba karşı kayıp üstüne kayıp veriyorsun. Özellikle 21 kilometre Zaporojye hattında geri çekilme yaşadın ve Ukrayna ordusu çok kısa zamanda ana savunma hattına yaklaşacak. Bunlar da ortada. Yani bütün bunlar ortadayken özellikle Rusya'nın Türk gemisine çıkarma yapması kabul edilemez. Türkiye, evet Türkiye'ye bir saldırı niteliğinde, Türkiye'ye bir mesaj niteliğinde yapılan bir durum bu. Bu çıkarma hiçbir şekilde hoş karşılanmayan ve tabii ki kınanması gereken bir durum. Geçen günlerde Putin Polonya'ya da diyor ki yarısı benim. Kazakistan'a bir ara da diyordu senin yarın benim. Yani Sovyetler Birliği'nin mirasını, Sovyetler Birliği'nden kalan o toprakların hepsini istiyor. Adam diyor ki resmen ben Sovyetleri yeniden diriltmek istiyorum. Nah diriltirsin Putin, nah. Artık o güç sende yok, o kudret yok. Filizlendin, güçlendin ve saldırdın. Ve boynunun ölçüsünü aldın Putin. Evet, gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Ama Türkiye unutmaz. Türkiye bekler, Türkiye izler ve gerektiğinde gereğini yapar. Gerçekten de öyle. Evet, bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenip arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.